Evet arkadaşlar, 23. dersimize birlikteyiz. 23. dersimizin konusu yine yazım bilgisinde ikilemelerin yazımı. İkilemeleri daha öncesinde bir önceki konuda biraz daha detaylı olarak bahsetmiştik. O yüzden burada biraz kısa alacağız. İkilemeler nedir? Her zaman ayrı yazılır diyorsunuz. Uzun uzun anlattığı olduğu gibi ikilemelerin arasında herhangi bir noktalama işareti arkadaşlar kesinlikle gelmez. Çoluk çocuk dediğimizde araya virgül koyduğumuzda bu yanlışlık olur. Pekiştirmelerin yazımı. Pekiştirmeler arkadaşlar PRSM harfleriyle yapılır hatırlarsınız. Sözcüğün ilk hecesindeki sesli harften sonra PRSM getirilir ve sözcük tekrar edilir. Bu şekilde pekiştirmemizi yaparız ve pekiştirmeler her zaman birleşik yazılır. Buna dikkat ediyoruz. Düpedüz ve güpegündüz örneklerinde güpegündüz doğru yazılmış birleşik yazıldığı için ancak düpedüz, düpe ve düz kelimeleri ayrı yazıldığı için bunlar ayrı kelime değildir çünkü ayrı yazıldığı için yanlış yazım söz konusudur. Evet doğru ve yanlış diye bir örnek istemiş bizde. Mesela ne diyelim arkadaşlar? Yapa yalnız nedir? Doğru. Kıp kırmızı nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Ayrı yazdığım için. Yön adlarının yazılı. Yön adları özel isimlerden önce gelirse her zaman büyük yazılır. Kuzey Anadolu, Batı Avrupa, Doğu Anadolu, Batı Anadolu gibi. Özel isimlerden sonra gelen yön adları ise her zaman küçük harfle yazılır. Anadolu'nun kuzeyi, Avrupa'nın batısı ve işte ne diyelim? Afrika'nın güneyi dediğimizde bu harfler yön bildiren kelimeler küçük harfle yazılır. Yön bildiren kelime mecazlaşma yoluyla millet, medeniyet anlamında kullanılırsa, bu medeniyeti kast ederse o zaman büyük harfle yazılır. Mülteci sorununa batı her zamanki gibi duyarsız kaldı. Buradaki batı ifadesi arkadaşlar. Ülke olarak doğu ile bağlılığımızı koparmamalıyız ifadelerinde de arkadaşlar nedir? Bu ifadeler bir medeniyeti kastettiği için arkadaşlar büyük harfle ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Ara yönler her zaman birleşik yazılıyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Kuzeybatı doğru yazılmış ancak Güneydoğu'da her iki kelime ayrı yazıldığı için bu bir yanlıştır. Örneğin işte Kuzeydoğu dersek Kuzeydoğu birleşik yazdığımızda doğru. İşte Güney ve Batı'yı yan ele yazarsak bu da yanlış olmuş olur arkadaşlar. Evet geçiyoruz. Tarihlerin yazımı. Evet, tarihlerin yazımında gün ve ay adları yanlarında rakam yoksa, belli bir tarihi belirtmiyorsa küçük harfle yazılır. Havalar Nisan ayının gelmesiyle ısındı. Şu pazartesinden çektiğimiz nedir? Okullar Eylül ayında açılacak dediğimizde Eylül'ün E'si de küçük harfle yazılır. Evet, tarih eğer belli bir tarihi gösteriyorsa, işte belli bir tarihi belirtiyorsa burada gün ve ay adları büyük harfle yazılır. 2010'un Haziran'ında dediğimizde arkadaşlar belli bir tarih var bakın 2010. O yüzden Haziran büyük. Ahmet Selim 22 Haziran Cumartesi. Burada da yine belli bir tarih olduğu için Cumartesi günü ay adı da yine aynı şekilde ay ve gün adı da büyük harfle başlayacaktır. Gün ve ay bildiren tarihler şu şekilde yazılabilir. Evet rakam yazılı ardından ayın adı yazılır. Bu şekilde yazılabilir. Yine aralarında eğik çizgi konularak rakamsal olarak 22.06.2013 şeklinde 21.03.2015 dediğimizde araya kısa çizgi koyarsak bu bir yazım yanlışıdır. Kısa çizgi tarihlerin arasına konmuyor arkadaşlar. Nokta ya da eğik çizgi konuyor. Buna dikkat ediyoruz. Hemen diğer kısma geliyoruz. Kelimelerin satır sonunda ne yapılması arkadaşlar? Bölünmesi. Evet. Kelimeler satır sonuna sığmadığı zaman arkadaşlar hecelerine ayrılarak bölünür. Buna dikkat ediyoruz. Tamam mı? Evet. Kullanılmaz. Mesela kuldan sonra bölündüğünü düşünürsek kul bir hecedir. Ardından gelenler lanılmaz da birer hecedir. O yüzden hecesinden bölünmüş. Kullanılmaz şeklinde bölemeyiz. Çünkü L harfi ikinci hecenin içerisinde olması gereken bir harf olduğu için burada yanlış bir bölünme söz konusudur. Kesme işareti sona geldiğinde özel isimler bazen sona denk gelebiliyor. O zaman özel isme gelen bir çekim olduğunu düşünün ve satır sonuna sığmadı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Özel ismin sonuna kesme işaretini koyacağız. Eki aşağı yazacağız. Peki kısa çizgi kullanacağız mı burada? Hayır kullanmayacağız. Doğrusu budur. Kısa çizgi kullanırsa bu yanlış olur. Satır sonunda ve satır başında arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle tek harf veya altında da tek harf kesinlikle bırakmıyoruz. Bitişik yazılan kelimeler yine tek bir kelime gibi kabul edilip hecelenerek bölünür. Bunu dikkat ediyoruz. Bey efendi dersek yanlış olur. Bey tek başına anlamlı, efendi de öyle değil mi? Buradan bölmeyeceğiz arkadaşlar. Bunun hecelemesi ne şekildedir? Beyefendi değil mi? O yüzden B'den itibaren ne yapacağız arkadaşlar? Kelimemizi böleceğiz. Buna dikkat ediyoruz. Evet, adreslerin yazılışı. Evet, adreslerin yazılışında apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına eğik çizgi konulur. Buna dikkat ediyoruz. 21'e 06 örneğinde olduğu gibi arkadaşlar. Erzurum'dan bir adres verilmiş.
gördüğünüz gibi Yakutiye Erzurum denmiş. Ülke adı yazılacaksa yine önce ilçe, ardından il, ardından ülke adı yazılır. Kısa çizgi ifadesini de yine kullanıldığı yerler nelerdi arkadaşlar? Zaten satır sonuna sığmayan kelimeler demiştik. İki sözcük ya da iki sayı arasındaki ilişkiyi belirtmene ve ila arasında anlamlarını vermek için arkadaşlar. Türk-Rus ilişkileri, Ankara-Erzurum uçuşu gibi sözcükleri kök ve eklerini ayırmada yine kısa çizgi kullanıyor. Kelimeyi hecelerini ayırmada yine kısa çizgi arkadaşlar oldukça yoğun olarak ne yapılıyor? Kullanılıyor. Cümle içindeki ara sözlerin başında ve sonunda yine kullanılıyor. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nedir? Ara sözler, bakın ara sözü görüyorsunuz, bir türlü sevemedim. Bu bir ara söz olduğu için başında ve sonunda kullanılmış. Bunun yerine virgül de kullanılabilirdi. Bunu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Eklerin başında kullanılıyor. Derler, makmek, sızsız gibi, gördüğünüz gibi bunun ek olduğunu belirtmek için kısa çizgi yine ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için yine aynı şekilde kullanılıyor. Matematikte çıkarma işlemi yerine zaten ilkokuldan beri, değil mi? Birinci, ikinci sınıftan beri bunları ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Uzun çizgi. Yazıda karşılıklı konuşmaları göstermek için arkadaşlar uzun çizgi kullanılır. Bunun adı, diğer adı konuşma çizgisi olarak da ne yapılır? Adlandırılır arkadaşlar. Geçiyoruz etkinlik kısmımıza. Evet, aşağıda yazım kuralları ve noktalı işaretleriyle ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına G yazınız. Satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılabilir. Doğru mu arkadaşlar? Hayır, kesinlikle yanlış. Bölünmez. İkilemeler arasına uygun noktalama işareti getirilir. Hayır, kesinlikle. Ayrı yazılır ve noktalama gelmez. Özel isimlerden sonra gelen yön adları küçük harfle başlar. Sonra geldiğinde küçük harfle başlar. Doğru. Önce gelseydi büyük olurdu. Kesme işareti sona geldiğinde sadece kesme işareti kullanılır. Ayrıca kısa çizgi kullanılmaz. Doğru bir ifade. Pekiştirmeler her zaman ayrı yazılır. Hayır, yanlış. Her zaman birleşik, kıpkırmızı, yemyeşil, yapayalnız örneklerinde olduğu gibi. Tarihleri yazarken gün, ay ve yıl arasına kısa çizgi konulabilir mi? Hayır, konulamaz. Ya nokta ya da eğik çizgi, değil mi arkadaşlar? Aşağıda verilen kelimeleri cümle içerisinde büyük harfle başlayacak şekilde kullanınız. Verdiğiniz örneğin cümlenin başında olmamasını dikkat ediniz. Evet, doğu kelimesi. İşte bu yıl doğu Anadolu'yu gezeceğiz dersek işte doğu büyük harfle yazılmıştır. Pazar 2015'in ilk pazar günü. Evet, belli bir tarih olduğu için pazar büyük yazılır. Mart, evet ne diyelim arkadaşlar? 21 Mart ekinoks tarihidir. Ekinoks tarihidir. Evet. Yani coğrafya ile alakalı bir ifadedir. Belli bir tarih olduğu için Mart'ın M'si büyük yazılacak. Evet, aşağıdaki cümlelerde kısa çizginin kullanıldığı yerlere nedir? Örnekler verilmiştir. Verilen örneklerde kısa çizginin kullanım amacını belirtiniz demiş. Annem benim her şeyim, iyice yaşlandı. Burada arkadaşlar ne için kullanılmış? Ara sözün başında ve sonunda. Bazı ekler büyük ünlü uyumuna uyar. Diyor. Eklerin başında arkadaşlar ekleri göstermek için kullanılmış. Afrikalı çocuklara yardım elimizi uzatmamız gerektiğini bir kez daha anladım. Burada ise arkadaşlar satır sonuna sığmayan kelimeyi hecelerine bölmek için ne yapılmıştır? Kullanılmıştır arkadaşlar. Evet, birkaç tane sorumuza bakalım, ardından diğer konumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar tarihlerin arasında kesinlikle kısa çizgi kullanılmıyordu, değil mi? Buna dikkat ediyoruz. 2000 yılının Mart ayında Eskişehir'li bir arkadaşımdan almıştı bu kitabı. Yer alan yazım yanlışı hangisiyle düzeltilir arkadaşlar? Burada Mart kelimesi büyük harfle yazılır çünkü belli bir tarih vardır. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde satır sonuna sığmayan kelimenin bölünmesiyle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Hakları doğru. Başakşehir. Baş değil arkadaşlar. Bunu heceleyerek bölüyoruz. Başakşehir olacaktı. O yüzden şuradan itibaren bölünmesi gerekiyordu. Bağdan itibaren şeyi alta yazmamız gerekiyordu. Cevabımız buna göre B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Kuzey Afrika yıllardır Avrupalılar tarafından sömürüldü. Burada bir sıkıntı yok. Evet, burada bakın arkadaşlar, yön bildiren ifade özel isimden sonra gelmiştir. Öncesinde büyük harfle yazılıyor ancak sonrasında küçük harfle yazılması gerekiyordu. Bundan dolayı B seçeneğimizde yazım yanlışı mevcuttur. Evet, dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.